Merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz webinarımıza. İsmim Gamze Altan. Koç Sistem'de segment pazarlama yöneticisi olarak çalışıyorum. Başlamadan önce sizlerden ricam mikrofonlarınızı webinar süresince kapalı konumda tutmanız. Aksi halde çok fazla gürültü olabiliyor. Bu konuda desteğinizi rica edeceğim. İçinde bulunduğumuz bu zor dönemi bir an önce atlatmayı ve normal hayatlarımıza geri dönmeyi temenni ediyoruz. Hem dünya için, içinde de kendi ülkemiz için en az hasarla bu kriz dönemini atlatmayı temenni ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu dönemde evden çalışma kavramı hepimizin gündeminde doğal olarak. Birçok firma evden çalışmaya geçmiş durumda. Bizler de bugün evden çalışmada ihtiyaç duyulan teknolojiler webinar serimizin ikincisi olan bütünleşik iletişim teknolojilerinden bahsediyor olacağız. Burada hangi tool'lar kullanılabilir, hangi teknolojiler gerekir ve bunların özellikleri nelerdir? Genel kapsam böyle ilerleyecek. Genel olarak bütünleşik iletişim teknolojilerinden, video konferans uygulamalarından, Microsoft Teams ve Cisco Webex'in özelliklerinden bahsedeceğiz. Ajandamız bu şekilde ilerliyor olacak. Bugün her biri alanında uzman arkadaşım bizlerle birlikte olacak ve bu teknolojilerden bahsedecekler. Koç Sistem Kıdemli Pazarlama Ürün Yöneticisi Eren Kır, Microsoft Platformları Kıdemli Danışmanı Hikmet Kapusuzoğlu, Ses Teknolojileri Kıdemli Danışmanı Nevzat Ok, Microsoft Platformları Kıdemli Danışmanı Oğuzhan Kılıçarslan, Ses ve Görüntü Servisleri Birim Yöneticisi Serhan Alkaya ve pazarlama ürün yöneticisi Zehra Nur Karadalga bizlerle birlikte olacak ve teknolojilerden detaylıca bahsedecekler. Uzaktan çalışma konusunda birkaç bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. Gartner'ın son dönemde yaptığı bir ankete göre bugün liderlerin, dünya genelindeki liderlerin %54'ü uzaktan çalışma için yeterli teknik altyapısının veya teknolojisinin yeterli olmadığını belirtiyor. Burada %54 altını çizmemiz gereken bir rakam, büyük bir rakam. Bu demektir ki şu an biz bu kriz dönemine yeterince hazırlıklı karşılayamadık. Kriz dönemine yeterince hazırlıklı değildik. Uzaktan çalışma konusunda bir diğer insight ise şu. Bugün Z kuşağı diye adlandırdığımız mobilite kuşağının yani dijital kuşağın önümüzdeki 10 yıl içinde bizatihi olarak iş dünyasında olacağı ve bu sebeple zaten hali hazırda bu uzaktan çalışma talebinin %30 oranında artması bekleniyor. Bu da önemli bir fact aslında. Bizler Koç Sistem olarak İçinde bulunduğumuz koronavirüs gündemi ekseninde iş dünyasının kayıplarını en aza indirebilmek ve tabii ki sağlamak adına gerekli teknolojileri müşterilerimize sunuyoruz. Çalışanların işbirliği, dinamik iç iletişimi, verimliliği ve güvenliği gibi konularda çözümler üretiyoruz. Çalışanların bu iletişim araçlarını hali hazırda detaylıca bahsedeceğiz hepsinden ama en hızlı şekilde deneyimleyebilmeleri ve en etkin biçimde kullanabilmeleri için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çok özür dilerim. Bütünleşik ya da tümleşik teknolojiler diye adlandırdığımız Unified Communication aslında anlık dinamik iletişimi, mesajlaşmayı, video konferansı ve masaüstü ekran paylaşımı, data paylaşımı gibi konuları kapsayan bir başlık. Hepsi bu başlık altında değerlendirilebilir. Peki bu teknolojilerin temel özellikleri nelerdir? Sorusunun cevabı ise ses altyapısı, kapasite yönetimi, iletişim yönetimi, görüntü yönetimi gibi değerlendirilebilir. Bugün pek çok servis sağlayıcı bütünleşik iletişim hizmeti veriyor.
Bugün bizler de detaylıca bahsedeceğiz. İlk akla gelenler Microsoft Teams ve Cisco Webex, Zoom, Skype, ve Polycom ve Avaya'nın çözümleri değerlendirilebilir bu kapsamda. Ben şimdi sözü Cisco Webex ile uzaktan çalışma deneyimi detayını anlatmak üzere Eren, Serhan ve Nevzat'a bırakıyorum. Çok teşekkürler. Gamze, teşekkürler. Öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Eren Kır. Koç Sistem'de Network ve Ses ürünlerinden sorumlu ürün yöneticisiyim. Bugün sizlere tümleşik iletişim çözümlerinin ilki olan Cisco Webex'i anlatmaya çalışacağız. Şimdi Gamze de bahsetti zaten, COVID-19 bir anda hayatımıza girdi ve iş hayatını derinden etkiledi. Bu kavram karşısında bütün iş yerleri gerekli altyapılarını nasıl dönüştürebilir, uzaktan çalışmayı nasıl destekleyebilir, bunun üzerinde çalışmalara başladılar. Bu geçişin aslında şöyle de bakmak lazım. Yani bu geçiş hiçbir şekilde yok muydu? Bir anda COVID-19'la mı çıktı? Şimdi Buffer şirketinin 2019 yılında yaptığı bir araştırma var. Bu araştırmaya biz bakacak olursak, yani 2500 çalışan üzerinde yapılmış. Bu çalışanların zaten hali hazırda %33'ü bir şekilde zamansal olarak da uzaktan çalışıyor. Yani zaten aslında bu Y ve Z kuşağının istemiş, talep etmiş olduğu bir yaklaşımdı. Şimdi geleneksel terminolojiye bak, yani geleneksel duruma bakalım. Geleneksel durumda biz ofislerden çalışıyoruz. Tabii bunun için sabah kalkıyoruz, servisimizi veyahut da kendi kişisel aracımızı kullanıyoruz. Daha sonradan bu alanlar üzerinde toplantılar yapıyoruz. Bunun için büyük konferans salonları, işte onları destekleyen televizyonlar, sunum aletleri vesaire kullanıyoruz. Tabii başka sorunumuz daha var burada. O sorun nedir? Bazen katılımcılar uygun oluyor ama biz toplantı odası bulamıyoruz. Bu yüzden belki de aslında bir saat içinde, yarım saat içinde halledebileceğimiz sorunları halledemiyor hale geliyoruz ve bir toplantı saatler boyunca ertelenebiliyor. Şey, mikrofonunuzu kapatabilirseniz, herkes kontrol edebilirse. Teşekkürler. Şimdi peki yeni dünya nereye gidiyor? Nasıl bir dönüşümden bahsediyoruz? Şimdi ofisten çalışma yerine uzaktan çalışmaya doğru geçiriyor. Ama ofisler bitecek anlamına gelmiyor tabii ki. Her zaman için ofisler kalacak. Ama uzaktan çalışma ağırlığını artıracak diyebiliriz. Aynı zamanda ofisten çalışma devam ederken büyük konferans odaları da yerine ortak alanlara bırakıyor. Ortak alanlar hem ofis içi hem ofis dışı olarak değerlendirilebilir. Yani birçoğumuz biliyorsunuz toplantı odası bulamazsa dışarıdaki kafelere vesaire onun gibi yerlere gidiyoruz. Buralarda vakit geçiriyoruz. Aynı zamanda rezerve edilen toplantı odaları da yani artık toplantı odası kavramı ortadan kalkıyor. Toplantı platformları, kolaborasyon, işbirliği platformları ortaya çıkıyor. Burada tabii ki kısıtlı bir kaynaktan aslında sonsuz bir kaynağa, yani zaman ve mekanın olmadığı, her istediğimiz zaman bir arada işbirliği içerisinde çalışabildiğimiz ortamlara geçiş sağlıyoruz. Şimdi tabii bunu bir rakamlarla da desteklemek gerekiyor. Şimdi Cisco'nun yaptığı, kendi internal olarak yaptığı bir çalışmaya göre çalışan bağlamında %16'lık bir artış görülmüş. Tabii %16'nın nasıl hesaplandığı ile ilgili detaylar verilmiyor ama bununla ilgili ipuçlarını başka yerlerde, yani online üzerinde de bulmak kolay. Bahsettiğim 2500 çalışan üzerinde yapılan araştırmada, yani zamanın belli bir bölümünde de olsa evden çalışmak ister misiniz soruyla karşılık, yani %99'luk bir oran, yani zamanın belli bölümlerinde evden çalışmak istediğini belirtmiş. Yani bu tabii ki Z kuşağı biliyorsunuz teknoloji içinde doğdu. Bu talep gitgide daha da artacaktır ve artık yeni iş, yeni yani mülakatlarda aslında işverenlerden, taleplerden bir tanesi de esnek çalışma, uzaktan çalışma ve bunun için gerekli altyapının, gerekli platformların sağlanması olacaktır. Tabii bu da beraberinde verimlilikte artışı da getiriyor, zaman ve mekan kavramı ortadan kalktığı için ve bu da üretkenliği, daha fazla üretkenliği sağlıyor. Şimdi bir de bunu aslında şirketler açısından başka değerleri de var. Ofisler kapatılıyor ama ofislerin kapanması tamamen ofisin olmadığı bir dünya anlamına gelmiyor. Ofisler genelde birleştiriliyor. Ve aynı zamanda yani Cisco'da şöyle de bir veri vardı. Yani Cisco, ben bu kadar fazla olduğunu bilmiyordum. 100 bin koltuktan %50'si boşmuş. Yani artık
böyle herkese dedike bir masa kavramı ortadan kalkıyor. Daha çok ortak alanlar, daha çok paylaşımlı masalar olan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani bir hibrit çalışma modeli diyebiliriz, yani uzaktan ofis şeklinde. Operasyonel giderler ciddi anlamda azalıyor. Yani bu dönemde aslında çoğumuz da fark etmişizdir. Çünkü müşterilerle olan iletişimimiz artık online platformlar üzerinden olmaya başladı. Ya normalde biz bir saatlik, yarım saatlik toplantı için şehir dışına gidebiliyorduk. Aynı zamanda gittiğimiz o zaman zarfı da, yani belki de bir günümüz o işle geçiyordu ve belki de o toplantı çok verimli de olmuyordu. Şimdi tabii bunlar günümüzün gerçekleri. Şimdi bunların aslında altyapısının sağlanması için hangi çözümler gerekiyor? İlk olarak Cisco Webex çözümlerine geçeceğiz. Burada ben sözü arkadaşım Nevzat'a bırakıyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Nevzat. Ses teknolojileri danışmanıyım Koç Sistem'de. Katıldığınız için teşekkür ederim. Collaboration ürünleri tabii sadece Cisco'nun Webex'i değil, bunun içinde video konferans, IP telefonu, santraller, softphone'lar, bunların CRM uygulamalarını düşünebiliriz. Fakat bugünkü konumuz daha çok remote'dan çalışacak, yani günümüze uygun, günümüzün şu anki problemini çözecek Cisco Webex üzerinden anlatacağız ağırlıklı olarak. Cisco Webex ve Webex Teams, Cisco'nun bulut üzerinden hizmet olarak verdiği bir servistir. Cisco'nun bu servisi vermek için dünyada 8 lokasyonda data center'ı vardır. Yedekli çalışmaktadır ve bu hizmeti kullanmak için de biz müşterilerin ya da işte şirketlerin herhangi bir fiziksel altyapı kurmamıza gerek yoktur. Aylık veya yıllık aboneliklerle bu hizmeti satın alabiliriz. Yani herhangi bir fiziksel sunucu ihtiyacı ya da on-prem bir kuruluş gerektirmiyor. Genel olarak hani özetlemek gerekirse, kişilerin veya takımların birbiriyle sesli veya video arama yapabildiği, toplantı yapmasına olanak sağlayan, chat, anlık yazışma, chat yapabildiği ve durum bilgisini gördüğü platformlardır Webex. Webex seçenekleri de şu anda 5 adet, hani ekranda gördüğünüz gibi seçenekleri vardır. Tamamen hizmetin kullanım hani amacına göre, müşterinin ihtiyacına göre Cisco'nun daha özelleştirdiği ürünlerdir. Bunlarla ilgili detaylı bilgiyi ilerleyen slaytlarda vereceğim. Fakat hani kısaca buradan söylemek gerekirse, hepsinin zaten adı üzerinde Webex Teams uygulaması daha çok takımlar arası takımların beraber birlikte proje yönettiği, daha operasyon işlerin daha proje yönetimi tarzı işlerin daha çok olduğu uygulamadır. Webex Meeting gene video konferans görüşmelerini yapan hizmettir. Webex Training eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Webex Event webinar çözümüdür. Webex Support da uzaktan IT support'u vermeye yönelik Cisco'nun çözümüdür. Şimdi öncelikle Webex Teams'i anlatmak gerekirse, bu tüm platformlarda çalışan mobil telefonlar olsun, Macintosh makineler olsun, Windows makineler olsun uygulamadır. Ayrıca browser üzerinden de kullanabilirsiniz. Kişilerinizle anlık mesajlaşma, dosya paylaşımı, sesli ve görüntülü arama yapabildiğiniz bir tool'dur. Bunun içerisinde takımlar oluşturabilirsiniz. Bu sayede projelerinizi daha verimli yönetebilirsiniz. Aynı takımda olmak için aynı şirkette olmaya gerek yok. Birçok şirketin yaptığı ortak projelerde de bu şeyi olmayan Webex Teams altyapısı ya da hizmetin satın almamış firmalarda buraya mail at, yani siz dışarıdan guest olarak ekleyebilirsiniz. Herkesin beraber aynı noktada olmasını sağlayabilirsiniz. Dosyalarınızı gene buraya yükleyebilirsiniz. Cloud'da saklanmakta oluyor haliyle. Hem data store görevi de görmektedir. Herkes de bu paylaşılan dosyaları görüntüleyebilirler, indirebilirler, güncelleyebilirler. Daha farklı entegrasyonlar vardı. Entegrasyonları da var. Örnek veriyorum, kurumsal uygulamalarınızla Azure, Salesforce, ServiceNow gibi
uygulamalarla entegre edilebilir veya Twitter, Facebook gibi sosyal platformlarla da entegre edebilirsiniz. Hani bütün bu diğer uygulamalar, kurumsal veya işte sizin kişisel uygulamalarınızı hepsini aslında bir yere taşımış olabiliyorsunuz bu sayede, entegrasyon sayesinde. Şöyle de düşünmek lazım. Webex Teams yani diğer üreticilerden de farklı olarak bir video konferans cihazından bir farkı yoktur. İstediğiniz firma olsun, dış firma olsun veya sizin içerideki video konferans cihazlarınız olsun, bunlarla peer-to-peer birebir görüşmeler yapabilirsiniz. Yani herhangi bir meeting oluşturmaya, işte davet göndermeye vesaire yok. Direkt telefon gibi kullanabiliyorsunuz. Cisco altyapısı olan, call manager altyapısı olan sistemlerle de masa telefonu özelliklerine sahipsiniz. Bunları paralel çalabilirler. Masa telefonunuz çaldığı zaman buradan çekebilirsiniz. Bunun için zaten şöyle artısı var. Hani herhangi bir VPN olmanıza da gerek yok. Şirket içinde olmanıza da gerek yok. Bütün IP phone servislerinde Webex Teams uygulamanız üzerinden dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Webex Meetings şu anda yani en popüler ya da güncel kullanılan uygulamalardan biri. Zaten hani bu uzaktan bağlantı modelinin ismi de zaten Webex oldu. Bana Webex gönder ya da Webex yapalım şeklinde terminolojiye de girdi. Webex Meetings 1000 katılımcıya kadar platform bağımsız konferans yapabileceğiniz, ekran paylaşımı, chat ve bu toplantıyı kayıt edebileceğiniz whiteboard özelliği olan, yani herkesin editleyebildiği bir ekran üzerinde kullanabilir gibi özelliklere sahip bir toplantı çözümüdür. Satış toplantıları yapabilirsiniz. Birçok bayiniz varsa bu bayilerinizin işte bu altyapıya sahip olmasına gerek yok. Onlar gönderdiğiniz zaman guest olarak katılabileceklerdir. Şöyle bir artısı da var Cisco'nun. Video konferans cihazlarından da direkt arama yaparak Webex Meetings'lere bağlanabilirsiniz. Yani yüksek seviyeli bir toplantı olabilir ya da genel müdür olur vesaire olur. Bu durumlarda kişi kendi konferans odasından ya da toplantı odasından da hani bilgisayar, PC kullanmak yerine daha kaliteli ses ve görüntüyü alabildiği bir ortamda video Webex Meetings'lere katılabilir. Webex Training online eğitim platformudur. 1000 katılımcıya kadar anlık desteği vardır. Webex Meeting'den farkı ne? Webex Training'de eğitim sırasında soru cevap Q&A bölümü vardır. Eğitmen eğitim sırasında kullanıcılara test gönderebilir, test yapabilir, sonuçlarını alabilir ve bunlar raporlanabilir. Ayrıca işte SAP ya da diğer İK uygulamaları olabilir. Bunlarla entegrasyon olur. İK tarafında da bunun raporlanması, işte şu kullanıcı ya da bu çalışanımız işte şu eğitime girdi, şu kadar bulundu gibi çeşitli third party uygulamalarla da bu raporları daha verimli kullanabilirsiniz. Ücretli eğitimler yapabilirsiniz. Ödeme sistemleriyle entegre oluyor. Yani online eğitimlerin hepsi ücretsiz değil ya da webinarların. Ücretli bir şey yapacağınız zaman Webex Training üzerinden bu yapılabilir, ödeme sistemli eventler. Webex Event, Webex Event webinar çözümüdür baktığınız zaman. 3000 katılımcıya kadar desteği vardır. Büyük webinarlar düzenleyebilirsiniz. Meeting'den tabii ki webinar çözümü olduğu için çok daha farklı özellikleri var. Çeşitli görevler var. Panelist olabilme, panelist, aid, lecturer, presenter, event admin gibi çeşitli roller var. Hani katılımcılar sadece bağlanıp dinliyorlar. Herhangi bir işte sesi geldi, gitti ya da videosu açıldı gibi özel şeyleri yok. Direkt webinar çözümü olarak kullanılabilir. Genelde kullanım alanlarında işte genel müdürlerin ya da işte insan kaynaklarının toplu şirkete yayın yapacağı zaman ya da bir bildiride bulunacağı zaman kullandığı platform olarak düşünebiliriz. Webex Support'ta uzaktan çalışanlarınıza veya müşterilerinize IT desteği verebildiğiniz bir platformdur. 5 zamanlı, 5 katılımcılı anlık 8 oturum yapabildiğiniz bir hizmettir.
Servis yazılımları ile entegrasyonu vardır. Farklı olarak diğer web eksiklerinden. İşte çağrı geldiği zaman çağrı sistemine otomatik meeting oluşturulabilir. Bu çağrı merkezindeki, yani support veren çağrı merkezinden bahsediyorum. Agentlarının önüne düşer, kuyrukta bekler. Yani tüm çağrı merkezi özellikleriyle kullanabileceğiniz bir support, Webex support ürünüdür. Şimdi Webex ile uzaktan çalışma, yani günümüzde en çok, şu anki gündemimizdeki ya da en çok konuştuğumuz konu. Şu anda şeyde ilk sırada zaten, yani Gartner raporlarında da, kullanım sayılarında da Webex yıllardır zaten bu şekilde. Uzaktan çalışmada şu gibi faydaları var. Her cihazda kullanabilirsiniz. Şirket telefonu olmuş, bilgisayar olmuş ya da kendi cihazınız olsun, kullanabildiğiniz bir sistem. VPN gereksinim yok. En büyük artılarından biri. Her zaman her yerde kullanabilirsiniz. Anlık yazışmaların, durum bilgilerinin paylaşıldığı, sesli bir görüntü arama yaptığınız ekran paylaşımı, yani bir özetlemek gerekirse burada uzaktan çalışmaya hani elverişli bir uygulamadır. Koç sistem olarak Webex özelinde danışmanlık ekiplerimiz ve yönetim hizmetler ekiplerimiz var. Danışmanlık ekiplerimiz Webex özelinde kurumsal santral entegrasyonlarını, Active Directory, Single Sign-On entegrasyonlarını yapmaktadır. Çözüm hazırlanmasında siz müşterilerimize destek olmaktadır. Ayrıca büyük çaplı olur veya işte yerinde eğitim anlamında olur. Toplantılara, Webex toplantılarına yerinde destek hizmeti sağlamaktayız. Yönetilen hizmetler kapsamında da birinci seviye destek verilmekte. Günlük rutin, işte kullanıcı ekleme çıkartma taleplerinin karşılanması veya işte bu hizmetin yaygınlaştırılması konusunda destek oluyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Şu anda Cisco'nun ve diğer üreticilerinde zaten demo ücretsiz verdiği şeyler var. Firma olarak hazır olmayan ya da şu anda bu altyapı olmayan firmalara işte direkt kendi ismiyle, örnek coachsystem.webex.com ve kendi kurumsal e-mailleriyle kullanıcıların tüm yaygınlaştırabileceği hizmeti vermektedir. Bu konuda da sizlere yardımcı olmak isteriz. Ben sözü Microsoft ekibindeki arkadaşlarıma bırakıyorum. Merhabalar. Öncelikle hepiniz yeniden hoş geldiniz. Ben Zehra Nur Karadalga, Koç Sistem'de pazarlama ürün yöneticisi olarak görev alıyorum. Bu bölümde Microsoft kıdemli danışmanlarımız Hikmet Kapusuzoğlu ve Oğuzhan Kılıç Aslan'la birlikte Microsoft'un bulut tabanlı servislerinden biri olan Teams'ten bahsedeceğiz sizlere. Daha önce de arkadaşlarımın bahsettiği gibi son dönemde birçoğumuzun uzaktan çalışmak durumunda kalmasıyla birlikte bütünleşik iletişim altyapılarının iş hayatımızın akışı için ne kadar kritik bir öneme sahip olduğuna yakından şahit oluyoruz. Sizlere bu süreçte ihtiyacınız olabilecek bilgileri paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Webinarımızın bu bölümünde sizlere Microsoft Teams'in özelliklerini, faydalarını, gereksinimlerini ve koç sistem hizmetlerimizi sizlere kısaca aktaracağız. Bu kısa girişten sonra sözü Hikmet'e bırakıyorum. Herkese selamlar. Ben Hikmet Kapusuzoğlu. Microsoft platformları ekibinde çalışmaktayım Koç Sistem'de. Microsoft aslında uzun yıllardır tümleşik iletişim çözümleriyle hayatımızda. Önceden LCS, OCS ve Skype gibi çözümler vardı pek çoğumuzun bildiği. Son 3 yıldır da Microsoft Teams ile karşımızda. Microsoft Teams diğerlerinden farklı olarak tamamen bulut tabanlı bir servis. Yani Office 365 ailesinden bir servis. Altyapıda da direkt Office 365 grup ve SharePoint Online gibi yine bulut tabanlı servisleri kullanmakta. Başlangıçta collaboration servisleri daha çok anlık yazışmalardan ibaretti diyebiliriz. Yani işte meetingler, karşılıklı konuşmalar, durum bilgisinin görüntülenmesi gibi. Ama Microsoft Teams ile birlikte çok daha farklı bir deneyim sunuyor aslında bize. Çünkü Microsoft Teams'i artık bir anlık yazışma ya da iletişim ürünü olmaktan tamamen çıkıp bir takım çalışması ve işbirliği geliştirme çözümü olarak görebiliriz. 44 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış durumda 19 Mart itibariyle Microsoft Teams.
sohbetler, takımlar, meetingler, çağrılar, dosyalar ve uygulamalar gibi de çok farklı özellikleri var. Bugün şimdi bu özellikleri hem hiç daha önce Teams kullanmayanlar için bir giriş seviyesinde hem de mevcutta Teams kullananlar için böyle önemli ipuçlarını içerecek şekilde bir sunum derledik. Oğuzhan'la birlikte şimdi onlara geçelim. Burada kısa bir soru sormak istiyorum Hikmet ben. Tabii. Burada izleyicilerimizin de bilgilenmesi açısından, burada hani Microsoft Teams kullanmak için mutlaka Office 365 kullanıyor olmak gerekli mi? Hayır, Office 365'te aslında bizden fazla servis var. Bunların her biri birbirinden bağımsız kullanılabilir. Yani bir şirket daha önce hiç Office 365 kullanmıyorsa sadece Teams'i kullanabilir. Exchange Online, SharePoint Online ya da başka bir servis kullanıyorsa yanına Teams'i de ekleyebilir. Çok teşekkürler. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Koç sistemli Microsoft platformlarında danışma olarak çalışmaktayım. Hikmet'in de girişkanı yaptığı Teams özelliklerinden aslında kısaca bahsedeceğiz bundan sonraki slaytlarda. Chat özelliği, en temel özelliğimiz bu Microsoft'un yıllardır hakim olduğu bir teknoloji. Link, Skype for Business gibi on-prem çözümlerinin arkasındaki background'ı alarak bunu Teams'e güçlü bir şekilde aktarmıştır. On-prem'deki bu ürünleri kullananlar hakim olacaktır. Bunun yanı sıra hemen hemen bütün özelliklerini cloud ortamındaki Teams'e aktarmıştır. Kimlerle sohbet edebiliriz bu Teams'i kullanarak? Buradaki organizasyonumuzdaki iç kullanıcılarımızla sohbetleri gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda Teams'i yöneten admin'in izin verdiği domaindeki veya kuruluşlardaki kullanıcılarla da federasyon yaparak iletişime geçebiliriz. Öte yandan Consume Skype olan, herkesin yıllardır kullanmış olduğu Skype ürününü kullanan kişilerle de chat yapabiliyoruz Teams'i kullanarak. Bu chatler karşılıklı olmaktan ziyade bir görüşme esnasında bir başka kişiyi veya birden fazla kişiyi de anlık olarak gruba dahil edip conversation'ı genişletebiliriz. Bu da aktif olarak aslında çalışmamızı verimli hale getirmektedir. Öte yandan hepinizin daha doğrusu daha eski olanların aşina olduğu bir kalıcı yazışmalar aslında Teams'e gelmiş bulunmakta. Bunu normalde on-prem ürünlerde Skype for Business'te, Link'te kullanmak için ayrı bir server konfigür etmek gerekiyordu. Ama burada öyle bir ihtiyacımız yok. Direkt olarak Mirç'deki kanalları hatırlarsanız onun gibi geçmişe yönelik yazışmaları sürekli yukarıda tutmaktadır. Aradan zaman geçmiş olsa da daha önceki yazışmalarınızı kolaylıkla takip edebiliyorsunuz. Diğer yandan chat'e ekstra olarak dosya ve ekran paylaşımını yine Teams üzerinden kullanabiliyorsunuz. Dosyalarınızı karşı tarafa atarak veya karşı taraftan gelen dosyaları kabul ederek üzerine çalışma yapabilirsiniz. Öte yandan remote kontrol vererek de gerektiği durumlarda helpdesk ihtiyacı gibi durumlara çözüm olarak sunulabilmektedir. Bununla birlikte günümüzde çok popüler olan bütün sosyal medya uygulamalarının kullanmış olduğu emoji sticker'lar ve gif'leri yine Teams'te aslında mevcut durumumuzdaki ruh halimizi ifade etmek için kullanmak için Teams Microsoft'la birlikte bunu daha zengin hale getirmiştir. Teams'teki bir başka feature, özellik ses ve görüntülü görüşme tabii. Bu arada sunumlarda bu ekran içerisinde birkaç ufak video aldık. Oradan da takip edebilirsiniz özellikleri. Örneğin ses ve görüntü için olanı açtığımda her sohbette bir one to one da olsa, bir grup çalışması da olsa sağ üstte göreceğiniz video ve ekran mikrofonla sesli ya da görüntülü konuşma başlatabilirsiniz. Bu şu anda izlediğiniz tabii video, canlı değil. Birden fazla kişiyle görüşebilirsiniz ve arkayı flu yapabilirsiniz. Mesela dikkat edin, şu anda Oğuzhan'da arka flu, şimdi Zehra'da da arka flu oldu. Böylece arkadaki istenmeyen görüntüleri dikkat dağıtmasını engellemiş olacaksınız. Videolardaki band genişliği ve kalite arasında doğrudan bir ilişki var. Yani siz aslında yeterli band genişliğini sağladığınız sürece Full HD bir görüntüyle görüşmeye devam edebilirsiniz, ama eğer
network band genişliğiniz buna müsaade etmiyorsa, örneğin 1.5 megabit per second'la Full HD görüşürken işte 300-400 kilobit per second'lara düştüğünüzde VGA'lara düşen bir görüşme var. Dolayısıyla network band genişliğini artırdıkça görüntü kalitenizi artıran ve bunun otomatik yapan bir sistem söz konusu Teams'te. Tıpkı aslında diğer on-prem çözümlerinde Skype'daki, Link'teki olduğu gibi. Dosya paylaşmaktan bahsetmiştik. Bu dosyayı sadece karşıya atıp paylaşmak aslında Teams'in en basit yeteneklerinden bir tanesi. Bununla birlikte aynı dosyayı paylaştığınız zaman dosya üzerinde birden fazla kişiyle dosyayı düzenleyebiliyorsunuz. Bu da aslında insanların ofis ortamlarında bir araya gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesiydi. Buna çözüm olarak dosyayı burada ekranda da göreceksiniz zaten. Herkes editleyebiliyor. Bu editleme esnasında da kimin hangi bölümü editlediğini aslında anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Bunun yanına video veya ses de eklerseniz zaten aslında hemen hemen neredeyse yan yana çalışıyormuş hissiyatı vermektedir. Bu dosyaları paylaşabilirsiniz ya da aynı zamanda yine Teams ekranında chat grubunuza yukarıda sekmeleri de ekleyebiliyorsunuz. Bu sekmeleri ekleyebileceğimiz Excel, Word, OneNote, PowerPoint gibi popüler eklentiler var. Bu eklentiler burada sürekli kalıcı olarak kalabilir. Herkes ihtiyacı olduğu zaman gidip orada gerekli güncellemeyi yapabilir. Buradaki versiyon historisini ve kimin ne yaptığı gibi bilgiler zaten Teams tarafından tutulmaktadır. Bununla birlikte... Evet. Burada bu app'lere birkaç tane daha örnek verebilir miyiz kullanıcılarımız açısından faydalı olması için? Tabii Microsoft'un native app'leri dışında, bahsettiğim Word, Excel gibi app'lerin dışında aslında Teams'in üzerinde bulunan 100'den fazla uygulama var. Bu uygulamalarda mesela Trello, bu project management için kullanabileceğimiz bir uygulama. İşte Jira, Evernote, YouTube gibi başlıca app'ler var. Bu app'lerin yanı sıra siz de kendi geliştirebileceğiniz uygulamalarda buraya tanımlayabiliyorsunuz, yükleyebiliyorsunuz ve şirketinizin içerisinde kullanabiliyorsunuz. Bu tabii ki çok basit bir örnek vermek gerekirse bazı durumlarda mesela bir izin talep formu gibi küçük bir formu burada application olarak tanımlayıp aslında ilgili team içerisinde bu formu onay mekanizmasıyla kullanabilirsiniz gibi seçenekleri kendinize hazırlayabilirsiniz. Bir başka özelliği ve aslında ürüne adını veren özelliği takımlar oluşturabilme. Takımı bir kullanıcı grubu gibi düşünebiliriz. Bu kullanıcı gruplarını organizasyon hiyerarşimiz ya da projelerimize göre oluşturabiliriz. Bir takım oluşturma örneğine bakacak olursak eğer, pardon... Sol taraftaki Teams'e girdiğimizde en altta Create a New Team çıkacak. Yeni bir takım oluştur istediğimizde bize 3 tane seçenek sunuyor. Özel yapabiliriz, bütün organizasyon katılabilir veya tüm organizasyonu aynı anda dahil edebiliriz. Bu üçüncü özellik için belli yetkiler olması lazım. Her kullanıcıda bütün organizasyonu direkt dahil eden bir takım oluşturma yetkisi yok. Global adminlerde var sadece. Takıma İsim verdikten sonra üyeleri ekleyeceğiz. Takıma üyeleri isterseniz tek tek ekleyebilirsiniz veya security grupları yazıp o security grup içerisindeki herkesin eklenmesini sağlayabiliriz. Owners yapabiliriz bir kullanıcıyı. Default'ta herkes members ilk eklediğimiz zaman. Bahsettiğim gibi aslında takımlar biz kullanıcı grubu. Bu kullanıcı gruplarını organizasyon şemanızdaki işte bir grup için bir takım oluşturup altlarında kanal oluşturma şeklinde ilerleyebilirsiniz. Veya bir proje için takım oluşturup takımın altında o projenin alt grupları için ayrı ayrı kanal oluşturabilirsiniz. Kanallar aynı takım içerisinde daha bir alt grup gibi düşünülebilir. Her takım için default'ta bir kanal geliyor, ismi general. Best practice'lerde aslında biz takım oluşturduktan sonra daha rahat takip edebilmeniz ve bir takım ve kanal çöplüğüne dönmemesi için aslında uygulamanızın takımı oluşturan kişinin general'da post etme yetkisini sadece kendisinde bırakıp diğerlerine vermeden orada sadece bilgilendirmeler çıkmasını, herkesin de kendisiyle ilgili kanalları yaratıp o kanal içerisine ilgili kişileri eklemesini öneriyoruz.
Aslında Hikmet genel olarak bahsetti. Burada bir de biz ağ çapısında görmenin daha faydalı olabileceğini düşündük. Hikmet'in bahsettiği gibi organizasyon altında takımlar, takımların altında kanallar oluşturabiliyoruz. Bu kanallar aslında üzerinde çalışılan projeler gibi düşünülebilir. Bu takımlar yalnız dahil olduğunuz departmanların ya da gerçekten dahil olduğunuz bir ekibin ekip olarak düşünmekten ziyade daha çok böyle bir başka özellik aslında hepimiz şimdiye kadar Outlook'u normal iş akışlarımızın takibi için çok yoğun kullandık. E-posta hayatımızın olmazsa olmazıydı. Şimdi yeni yeni Microsoft Teams ile entegre ediyoruz bunu. Her kanal için oluşturulmuş bir e-posta adresi var. Dolayısıyla bunu da kullanarak aslında geçmiş deneyimlerimizi de yaşatabiliyoruz Microsoft Teams'te. Kanallar için oluşturulmuş e-postaları kanalın özelliklerinden buradaki 3 nokta olarak gözüken işareti gelip get e-mail adresi diyerek her kanala ait e-posta adresini alabiliriz. Ve bu e-posta adresine gönderilen e-mailler kanalın içerisinde post edilmiş, birisi göndermiş gibi görünmekte. Yine aynı şekilde Advanced Settings'ten ikinci tab'daki buraya kimlerin e-posta gönderebileceğini de seçebiliriz. Yani sadece kanalın üyeleri ya da belli bir domaindeki kullanıcılar ya da herkes mail gönderebilir. Kusura bakmayın, bağlantım düştü. Ben devam edebilirim Hikmet. Tamam. Şu an sesim geliyor galiba. Evet evet. Tamam. Teams'in diğer birkaç özelliğinden de bahsetmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi Mention. Yine diğer sosyal medya uygulamalarında da kullanılan bir özellik. Burada aslında vurgulanmak istenen katılımcıya direkt olarak cevap vermek istediğiniz zaman kişinin ismini mentionlayıp direkt olarak bir conversation'da birden fazla kişi varsa aslında o kişiyi bu şeyi gözden kaçırmamasını sağlayabiliriz. Zaten kendisine notification'lar gidiyor olacak. Bunu aslında bu sunumun tümünde sanki bu sadece Teams web'de veya bilgisayar PC üzerinden kullanabileceği bir izlenimi oluşuyor. Ama biz burada aslında sadece bilgisayar değil mobil device'lardan da notification'ları alabiliriz. Neredeyse bütün web uygulamasının, desktop uygulamasının getirdiği özelliklerinden neredeyse hepsini mobil device'ı da aslında sağlayabiliyoruz. Notification'ları da herkes kendi istediği düzene göre ayarlayarak istediğin notification'ları alıp almamakta serbestlik sağlıyor Teams kullanıcılara. Bir diğer özelliği bir kullanıcı dışarıdaysa ya da o an için offline'sa uygunluk durumunu takip edebilirsiniz. Yani ekrandaki örnekte Ezgi eve gözüküyor ama ben Ezgi'ye bir şeyler söylemem ve yazmam gerekiyorsa Ezgi online olduğunda kaçırmamak için onun üzerinde sağ klik yapıp notify when available diyorum ve o geldiğinde sistem beni bilgilendiriyor. Bir diğer küçük ama kullanım kolaylığı yaratan özelliği yazışmaların içerisinde iletilere reply ile cevap verebilirsiniz. Böylelikle konular birbirinden kaybolmamış olacaktır. Çünkü özellikle çok fazla takım ve çok fazla yazışmanın döndüğü yerlerde sorular bazen kaybolabiliyor. Aslında en güzel özelliği hem biraz önce bahsettiklerimiz hem bunların çoğunluğu Microsoft Teams çıktıktan sonra var oldular. Microsoft Teams ilk çıktığında işte bir önceki Oğuzhan'ın bahsettiği örneğin notifications özellikleri bulunmamaktaydı. Tüm cloud çözümlerindeki ortak avantaj yani bir özellik çıktığında herhangi bir şey kurmadan, bir yükseltme yapmadan, bir admin maliyetine, bir operasyon maliyetine girmeden o özelliğin direkt kullanılabiliyor olması Microsoft Teams'te de var. Yine Microsoft Teams'in ayrıcalıklı
küçük ama hayatımızı kolaylaştıran özellikleriyle devam edelim. Bir iletiyi çevirebiliriz kendi dilimize, gönderdikten sonra düzenleyebiliriz veya silebiliriz. Burada şunu eklemekte de fayda var. Sadece Türkçe çeviriyi değil, 36 adet farklı desteklenen dil seçeneği mevcut. Bunu da Teams'le ilgili kaynaklarda hangi dillerin destek verdiği ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Farklı bir dilde kullanmak istediğiniz durumda. Yine önemli mesajları kaybetmemek, daha sonra görmek istiyorsanız mesajın üstüne yine sağ klik yaptığınızda Save This Message butonu çıkacak. Bunu pek çoğunuz görmüştür. Genelde insanlar save ediyor ama nerede bulacağını bilemiyor save ettiklerini. Kendi fotoğrafınız, profil fotoğrafınızın üzerine tıkladığınızda save bölümü var. Buraya yine seçtiğinizde şimdiye kadar kaydettiğiniz bütün mesajları görebileceksiniz. Meeting özelliği önceden de var olan ve aslında en çok kullanılan özelliklerden. Karşı tarafta Teams client yoksa, Teams lisans yoksa, Teams ile ilgili herhangi bir account'u daha önce bulunmadıysa dahi Teams görüşmesini yapmanızı sağlayacak olan sistem. Aslında şu an pek çoğunuzun da bağlanma sistemidir diye tahmin ediyorum. Bir Teams meeting oluşturabilmek için Teams client içerisindeki calendar alanından schedule a meeting diyebilirsiniz. Veya Outlook'unuz içerisinde new item'dan new meeting New Teams Meeting seçerek oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuzda zaten aslında New Teams Meeting dediğinizde bildiğiniz bir Meeting Request alanı oluşturuyor, görüyorsunuz. Burada Join Microsoft Teams Meetings alanı, yani bizim de aslında sizlerle paylaştığımız alan, bir URL. Kullanıcılar buraya ulaştıklarında karşılarına iki ekran çıkacak. İsterseniz uygulamayı indirip isterseniz web üzerinden katılabilmenizi sağlayan. Windows uygulamasını yüklemeden de Teams için direkt web üzerinden, bir browser üzerinden katılabilirsiniz. Katılımcıya ismini sorup misafir olarak aslında Microsoft Teams'in dahil etmiş olabilirsiniz. Ki şu anda da aslında benzer bir senaryo içerisindeyiz. Burada bir soru sormak istiyorum ben. Burada web üzerinden katılıyor katılımcılarımızın çoğu. Burada web üzerinden katılımda ses ya da video gibi özellikler de bir kısıtlama söz konusu mudur? Bir kısıtlama var mıdır? Dikkat edilmesi gereken? Kısıtlama değil de desteklenen browserlar var. Chrome'da ve Edge'de neredeyse uygulamalardan, yani desktop app'inizdeki bütün feature'lar var diyebilirim. Ama Firefox'ta özellikle videolu görüşme henüz desteklenmiyor. Ekran paylaşımlarında da gelen ekranı kabul edebiliyorsunuz ama siz ekran paylaşamıyorsunuz. Browser kaynaklı kısıtlar ve sıkıntılar olabilir. Özellikle Chrome kullananlarda third party uygulamalara izin verilmesi gibi ayarların değiştirilmesi gerekebileceğini söyleyebilirim. Peki Teams'i kullanmak için ne gibi gereksinimlerimiz var? Bu slide'da ondan bahsedelim biraz. Normalde Microsoft koronavirüsünden dolayı evde çalışmamız zorunluluğu ortaya çıktığından itibaren Microsoft Teams'in lisansını 6 aylık 1000 kullanıcıya kadar ücretsiz olarak isteyenlere sunmaktadır. Bu büyük bir avantaj. 6 ay boyunca 1000 kullanıcıya kadar Teams'i ücretsiz olarak kullanabilirsiniz şirketlerinizde. Öte yandan Teams'i kullanmaya lisansı aldığınızı varsayıyorum. Lisansı aldıktan sonra aslında çok fazla bir gereksinimimiz yok. Mevcutta on-prem'inizde bulunan kullanıcıları eğer isterseniz Office 365'e bir AD Connect sunucusu vasıtasıyla yardımıyla senkronize edebilirsiniz. Bu sayede kullanıcılarınız oturum açarken kullanmış oldukları parola ve kullanıcı ve şifreleriyle aslında Teams'te oturum açabilirler. Bu tabi opsiyonel. Bunun dışında kullanıcıları direkt olarak Teams 365 portalini oluşturarak içerideki kullanıcılarınıza aslında hizmet vermeyi sağlayabilirsiniz. Öte yandan dediğimiz gibi bu online bir platform olduğu için aslında bir kullanıcı tarafında, son kullanıcı tarafında ise hem desktop'ta hem mobil device'larda hem de web browser'da kullanabileceğiniz client versiyonları mevcuttur. Bunun dışında başka bir gereksinim ihtiyacı duymuyorsunuz.
Bir sonraki slayta geçebiliriz Hikmet. Şu an geçmeye çalışıyorum ama bir sıkıntım oldu. Şöyle yine aslında client tarafından baktığınızda az önce bahsettiğim gibi browser üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Mobil cihazlarda app store'lardan yükleyebilirsiniz. Desktop client'ı da internetten ücretsiz yani ofis lisansınıza ihtiyaç olmadan indirip yükleyebilirsiniz isterseniz PC'lere. Bir sonraki slayta geçmeyle ilgili bir sıkıntım var ama bir arkadaşım yardımcı olabilir mi? Bir daha. Evet, raporlar. Admin olarak erişebileceğiniz raporlar bulunmakta. Genel sistemin sağlık durumu ve kullanılabilirliğini gözlemlemek için. İşte örnek olarak etkin kanalların sayısı, toplam etkin kullanıcı sayımız, ne kadar kanalımız var, bunun içerisinde ne kadar ileti paylaşıldı, hangi cihazlardan Windows, iOS ya da Android'den bağlantı yapıldı gibi raporlar alabilirsiniz. Ben direkt Koç Sistem'den bir örnek paylaşmak istedim. Ya ekranda gördüğünüz grafik Koç Sistem'in Teams etkin kullanıcı sayısı. Yani aslında evden çalışma günlerimiz öncesi yaklaşık 300 kullanıcı Teams kullanırken giderek artan bir grafikte bugün Koç Sistem stabil olarak yaklaşık 1400 kullanıcı her gün Teams'ten görüşüyor, Teams'ten işlerine devam ettiriyor diyebiliriz. Son olarak Koç Sistem olarak dediğiniz zaman sizlere Microsoft Teams konusunda destek oluyoruz ve olmaya devam edeceğimizi de belirtmek isteriz. Burada iki temel hizmetimizden bahsetmek isteriz. Danışmanlık ve yönetim hizmeti. Danışmanlık hizmeti olarak Teams'i sorunsuz bir şekilde kullanmanıza olanak sağlıyoruz. Neler yapıyoruz burada? Örneğin mevcut tabii bütünleşik iletişim altyapınız olmasa dahi sıfırdan kurulumu sağlayıp Teams'i kullanıma hazır hale getirebiliyoruz. Ya da Skype gibi on-prem bir çözümünüz varsa buradan da kolaylıkla Teams'e geçişinizi sağlıyoruz. Buna ek olarak dilerseniz yönetilen hizmetler kapsamında sunduğumuz Microsoft Teams yönetim hizmetimiz ile Teams'in arka planında yapmanız gereken kullanıcı işlemleri ve firma politika değişiklikleri gibi operasyonel işlemleri Koç Sistem olarak anında gerçekleştirebiliyoruz. Bizim Microsoft ekibi olarak anlatacaklarımız bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi ben de sözü Gamze'ye bırakıyorum. Değerli paylaşımlar için çok teşekkürler. Chat üzerinden hali hazırda birkaç soru iletilmiş. Dilerseniz onları yanıtlayarak devam edelim. Bunun dışında her türlü soru, görüş ve önerileriniz için lütfen bize info@koçsistem.com.tr adresinden ulaşın. Görüşlerinizi paylaşın. Ben tekrar sözü arkadaşlarıma bırakıyorum. Merhaba, ben bir soru gördüm. Teams'teki yazışmalar merkezi olarak loglanabiliyor mu? Evet, Office 365'te Exchange Online'daki e-posta adreslerinin kalıcı olarak saklanabildiği gibi Teams'te de tüm kullanıcıların yazışmaları Litigation Hold özelliğiyle saklanabilir. Üstelik kullanıcı biraz önce bahsettiğimiz gibi gönderdiği iletiyi silse de değiştirse de Litigation Hold'da admin olarak siz görebilirsiniz. Merhaba. Cisco özelinde gelen soruları da ben yanıt vermek istiyorum. Bu authentication ile ilgili bir soru vardı. Bebek toplantılarınızda şirkette kullandığınız LDAP çözümü neyse onunla login olabilirsiniz. Bunun için tabii ki bir IDP, Identity Provider'a ihtiyacımız var. Örnek veriyorum, Active Directory ile entegre edeceksiniz. ADFS'e ihtiyacımız var. Bundan sonraki login olurken zaten şirket mail adresinizi giriyorsunuz. Daha sonra şirketinizin ADFS sayfasına yönlenip normal credential'ları girip login olabiliyorsunuz. Rapor, hani yoklama ile ilgili bir soru vardı. Meeting sonrası raporları sistem üzerinden çekebiliyorsunuz. Burada admin kaç kişinin girdiğini, kim girdi, kaç dakika kaldı, ne zaman, hangi dakikada girdi, hangi dakikada çıktı gibi raporlar var. Ayrıca third party yazılımlarla da entegre ederek Webex raporlarını istediğiniz tool'lara, insan kaynakları tool'ları olabilir. Buralara otomatik aktarabilirsiniz. Yoklama kontrolünü buradan sağlayabilirsiniz.
testlerle, online test var mıydı? Evet, Webex Training uygulamasında var, hizmetinde var. Webex Training hizmetinde online sınav yaratabilirsiniz. Bu sınavların süresini belirleyebilir. İşte kaç defa girdi, kaç sayfa değiştirdi, geriye geldi mi gibi limitlemeler de yapabilirsiniz. Sonuç puanlarını yansıtabilirsiniz. Siz de kendiniz raporlayabilirsiniz. Beyaz whiteboard kullanımı vardı. Tabletlerde kullanabilirsiniz whiteboard'u. Bir başka soru da yapay zeka ile ilgiliydi. Cloud hizmetinde lokalde var. Cloud hizmetinde de var mı? Var. Cloud hizmetinde de Webex Assistant var. Öncelikle sesli olarak cihazınızı yönetebiliyorsunuz. İşte şu anda tabii ki İngilizce. Start my meeting. İşte şunu ara, bu Ahmet'i ara, Mehmet'i ara şeklinde sesle komut verebiliyorsunuz. Yüz tanıma sistemi var. Toplantıya girdiğiniz zaman karşı taraftaki katılımcıların daha önce tabii predefined olması lazım bu kullanıcıların, ya da bir sonrakinde zaten ismiyle girdiyse kaydediyor kendisi. Girdiğiniz zaman kendi isimlerinin yüzlerine geldiği zaman isimleri yazmakta. Toplantı sonuçları otomatik raporlanmakta, işte isim bilgisi olduğu için bu kişi işte yarım saat katıldı çıktı, işte diğeri 10 dakika girdi çıktı gibi yapay zeka hizmetleri de cloud üzerinde devam etmektedir. Şu an gördüğüm, pardon bitireyim o zaman şöyle. Tamam. Webex ile video konferans cihazlara entegre çalışabilir mi? Çalışabilir. Webex Meeting oluşturduğunuz zaman global bir SIP URI oluşturuyor zaten. Bu SIP URI istediğiniz Polycom, Huawei, Cisco altyapınız, yani herhangi bir video konferans altyapınız varsa istediğiniz toplantı odalarından veya işte normal softphone'unuz vardır Cisco Jabber gibi, Webex Meeting'in direkt SIP URI adresini arayarak katılabilirsiniz. Teams'le ilgili ben de bir soru cevaplamak istiyorum eğer başkası. Benim bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Aynı anda 4 kişinin video görüntüsü gösterilebiliyor diye bir soru gelmiş. Evet, bu limit devam ediyor şu anda. Yalnız şöyle de bir algı oluşmasın. Bu toplantıdaki herkes şu anda videolarını açabilir. En aktif konuşan 4 kişinin videosu ekrana gelmektedir ve herkes onu görmektedir. Yani bir kişi konuşması bittikten sonra başka bir kişi, 5. bir kişi konuşmaya dahil olduğu zaman alt tarafa o kişinin görüntüsü gelecektir. Bu şu anda bu limitler içerisinde, ama dediğim gibi 4'ten fazla kişi videosunu açarak toplantıya dahil olabilir durumda şu anda. Buna ekleme yapayım. 9'a çıkması yönünde bir çalışma vardı. Özellikle son günlerde Teams'in daha da popülerleşmesiyle hızlandırdılar diye bloglarda ya da satır aralarında bilgiler buluyorum diyebilirim. Çok yakında 9'a çıkacaktır o. Bu 10 haneli meeting ID sorusu maalesef, yani 3-4 haneli bir meeting ID'miz yok şu an. Link oluşturup linkten bağlanılabilir. Yani hiç aslında meeting ID'yi bile bilmeden direkt linke tıklayarak. Ya da Teams üzerinde aslında takım oluşturduğunuzda takımlarınızla anlık meetingler yapabilirsiniz. Yani bir takım oluşturdunuz, takım içerisinde kanal oluşturdunuz. Kanaldaki 5 kişiyle 10 kişiyle meeting yapmak istediğinizde direkt meeting başlayabilir. Yani hiç kimsenin bir ID bilmesine de gerek kalmadan. Bu ses ve video ile ilgili Yasin Bey'in sorusu yani o anlık olabilir gibi geliyor. Özellikle geçen haftalarda, yani bu 44 milyona ulaşmasında hem Teams'te hem Cisco'da birkaç sorun yaşandı. Yeni yeni toparlıyorlar. Bu kadar yüksek bir popülarite beklenmiyordu çünkü Teams tarafında da diğer uygulamalarda da. Ama ağ genişliği evet genelde bir sıkıntı oluşturabiliyor. Başka atladığımız bir şey yok diye düşünüyorum, ama atladığımız varsa da kusura bakmayın. Tekrar gözden geçirip en kötü göremediklerimiz, atladığımız bir şey olursa e-postayla da dönüş yapabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sonlandırmadan önce şunu eklemek istiyorum.
Evden çalışma için ihtiyaç duyulan teknolojiler webinar serimize network ve güvenlik konularıyla devam edeceğiz önümüzdeki hafta. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz konuyla ilgili olarak. Katılımınız için çok teşekkürler. Hikmet'in bahsettiği gibi diğer soruları info@kodsistem.com.tr üzerinden bizlerle paylaşabilirseniz yanıtlıyor oluruz. Çok da memnuniyet duyarız. Kod Sistem ailesi olarak sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Çok teşekkürler.